bir yeni türeyen futbol yorumcularına uyuz oldu. Fenerbahçe transition geçişlerde. Geçişleri transition'la çeviremedi. Harp bölgesinde. Harp ne lan? Sen çağ dışı kalmışsın. Abi diyor. Bak diyor adam diyor. Harp diyor diyor. Ben diğer miyim harp saves. Peki Ali Koç niye geldi? Benim hatırım için geldi. Bir sene Cevat Güler diye yaşlı bir amca getirdiler. Son 8 hafta adam Ali Samen'de uyuduk maç oynanırken. Kalk Cevat Hoca şampiyonuz dediler. Aa. Keşke ayağım kırılsaydı. Orada da oynamasaydı. 5-0. <laughs> Refri, refri hey come on falan filan. Sonra adamı bir daha yakaladım. No dedim. Sen, değil, ben, ben. <laughs> ya fitness. Bana birisi o zaman fitness dese ben senin ulan derim fitness. Düne kelle bir çarpmıştık. Ulan diyorum kalbim, kalbim bu tarafa geldi gibi. Böyle organlar öldürüyordu beni. bir yeni bir türeyen futbol yorumcularına uyuzum ben. Çıldırıyorum arkadaş. Şimdikiler yeni moda çıktı. Fenerbahçe transition geçişlerde. Geçişleri transition'la çeviremedi. Harp bölgesinde. Harp ne lan? Harp ne? Harp diye bir şey varmış. Tat çizgisiyle. 18 çizgisin o aradaki boşluk. Sağ açık boşluğu lan kanat işte kanat. Half size mi o? Half size. Treşe geçiş. Yok diagonal pas. Diagonal. <laughs> Blokların arası bağlantı. Eşler, göçler, pas istasyonları. Kırmızı. Ve bu bitti program. Hayır ne bilimsel anlattı. Ne anlattı ulan? Bir iş kolu ürettiler. Futboldan anlamadıkları için. Zaten bunları yapanların %90'ı futbol topuna ayağını sürmemiş. Mesela bunlar lisedeyken lise bahçesinde maçlarda bile oynatmıyorlarmış bazılarını abi biliyorum. Abi, Anladın var. mı? O kadar yetenekli. Adam Google'a çıkıyor. Google'a Google yazıyorlar Adam futbol terimleri. Adam otorite futbol örümcüsü olmuş. Ulan kimsin oğlum sen? Kim abi mesela bu? Söylemem. O kadar yeter. <laughs> o kadar samimiyiz de her şey söylenmez. Buraya senden önce gelen İnsanlar, Mehmet Demir kol bunlardan ben mı? Ben hiç öyle bir şey söylemem. Ben soruyorum. Ben, sen sorsan cevabında kendi

Ben öyle bir şey kimse için söylemem. Ben burada bak kardeşlerime konuşuyorum. Dolayısıyla senin aracılığında bizi kaç bin kişi izleyecekse onlara konuşuyorum. Benim bu dediğime uyan insan kimse bulsunlar. Ben enayi miyim? Peki gençler sizden beğendiği yorumcu var mı? Bu arada onu sorayım. Yani izleyip de aa bak bu, bu çocuğun ben yorumlarını Ben her şeye rağmen futbolcuların yorumlarını beğeniyorum. Öyle harf saçlar, harf saçlar, şeyden, kıldan, <laughs> tüyden, entel ayaklarına girenlere uyuz olurum. Eski futbolcular da sağ olsun biraz biz hanzoyuzdur. <laughs> Böyle harf saç, harf saç falan filan anlamıyorum. Yani. Gerçi ben anlasam da söylemem öyle şeyler ya. Trezecin geçiş. Neymiş trezecin geçiş? Bir söyleyeyim bakalım. 1800'lü yıllarda İngilizlerin bulduğu futboldaki kontratak. Bildiğim bizim kontratak. Kontratak. Hani kapalı bekliyorsun ya. Yakaladın mı tık kontraya çıkıyorsun. Ge geçiş başladı diyor. Ulan o 300 yıldır kontrataktı. Ne zaman transition geçiş oldu? Bunlar yaptılar. Transition geçiş. Ben şeyle diyorum ben diyor. Deli gibi. Basketbol terimidir o. Adam onu buraya yükleyerek kendine bir iş kolu. Bunlar şey bilimsel futbol yorumcuları. Haptim Sen haklısın terim. diyorsun senin gibi milyonlarca genç yiyor. Hatta bazıları bana onları örnek verip diyor ki sen çağ dışı kalmışsın abi diyor. Bak diyor adam diyor her seps diyor diyor. Ben diğer miyim Nasıl yapacağız şimdi? Ben Redmond'un ne yaptığını anlatırım. O anlamaz. Ben Arda Güler'in niye düştüğünü anlat anlarım. O anlamaz. Derbi maçının gecesi diyor ki e, derbi diyor e, sakin kalan takım kazanır diyor. Nereden biliyorsun? Kış derbi oynamamışsın. Top oynamamışsın. Biz bir gece sakin kalalım dedik. Fener'de oynarken. Her gün dört tane yedik. <laughs> Hani <laughs> sakin olan kazanıyordu? Fazla sakinlik bozar adamı. Bozar <laughs> mı? Derbi maçlarında stresli çıkacaksın. E ee, orada oturuyor abi. Futbol yorumcusu ya. Çok enteresan. Mesela şimdi şu buradan hanginize sorsam belki hepiniz değil ama futbolu çok iyi bildiğini iddia eden insanlar vardır. Buradaysanız zaten futbolu seviyorsunuzdur. Biliyorsunuz da. Değil mi? Biliyorsunuzdur. Futbolu iyi biliyorsunuzdur. İyi seyrediyorsunuzdur. Değil mi? Anlıyorsunuzdur bu işten. Peki yorumcu otorite olarak kabul ettiğim bir adamın. Benim bu saydığım isimlerden bahsediyorum. Senden ne özelliği farkı var? Niye mesela onu otorite kabul ediyorsun? Senin gibi o da. Hiç oynamamış. Hiç ayağını top. Belki seninle maç yapsa 10 tane bacak arası atarsın ona. O ünlü futbol oyuncusuna. <laughs> mesela onu otorite kabul ediyorsun. Çok enteresan. O çenebaz olduğu için gazetecilik okumuştur falan filan. Bir de ilişkileri vardır. vardır. Serhat onları daha iyi bilir. Bir de Google'da çok böyle kelim, kelimeleri bulmuştur. Cımbızla çıkar. Falan filan. Sana sana böyle bir demez sunar. Sular <laughs> arası pas istasyonları, geçişler, trajejinler falan. Futbol olan bu topu alacaksın. <laughs> bu tarafa sokacaksın işte. Bu kadar. <laughs> bu kadar lan. Bunu, bunu kim yapıyor? Bunu anlatacaksın. Bunu kim yapıyor? Kim yapamıyor? O kediğini attın ya benim kedim. <laughs> canlı mı lan o? <laughs> Yok. Yok. Bırak atayım abi? Yani öyle bir anlattın ki canlı kedi zannettin. <laughs> Hayır hani burada bir tane köpek doluşuyor şey diye onu atla diye. Canlı köpekten korkarım. Ama bir şey söyleyeyim. Bu programı kim akıl ettiyse böyle, onun için böyle oluyor. Mesela burada burada bunları bu dışarı at, senle ben bu konuştuklarımın onda birini konuşmam. Açık söylüyorum. onda birini konuşma. Apar. Öyle. Çünkü kendimi size ifade etmek zorunda hissediyorum kendimi. Anladın mı? Siz olmasanız Serhat beni anlasa ne olur? Anlamasa ne olur? Biz onunla iki tane. iki tane ona sallarız. Üç ona sallarız. Tabii canım. Ha, ha, ha. Yani. Kılıçtan geçiririz ya. Bak, ha, değil abi. mi? Ha, ee, Apa abi. Onun için bu kadar detaylı anlatıyorum. Bu Yoksa... bir, başka özellikleri... bir de para da almıyorum. Bir de detayları <laughs> anlatıyorum. <laughs> Para dedi o zaman onu sorayım. E, herkes merak ediyor. Beyaz futboldakiler çok büyük para kazanıyor. 200-300 bin liradan falan bahsediliyor. Söylemek ister misin ne kadar kazandığını? Arkadaşlarım o paraların 2'de 3'te birine falan çalışıyorlar. O dediğin rakamları bir tek ben alıyorum. <laughs> 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 Mustafa burayı da at. Bütün kara gümrük kapıya değinir. <laughs> bütün semt köşe. Kara gümrük buraya. <gülüyor> bütün, <gülüyor> bütün semtin önü eyvah evin önü kara <laughs> semt. Yalıyor bütün arkadaşlar ne bu kadar para? Ya yok. Mehmet Demir tamam, evet, tamam, evet. kola evet, evet, evet. sorduk. Evet abi kazanıyorum. Serdar Erçelik'e de sorduk. Evet. Erman Toroğlu'nun İstanbul'da iddia ediyorum 25 tane lüks evi, rezidansı var. Abdülkerim yok. de 9 yıldır yapıyor beyaz futbolcu. Yok. Onun da bir, bir şeyim yok. 9 tane vardır herhalde. Evi. Bir tane evim var. Fenerbahçe'de oynar transfer olduğumda aldım. İşte Şişli'de oradan oradan aldım beni Mustafa. 1986'da bir ev aldım. Hala orada oturuyorum. Bir tane evim var katta. Ha demek ki altında veya dolardan mı bırakıyorsun? Altınım da yok, dolarım da yok. Hiçbir şeyim yok. Şu anda para iste 1 lira param da yok. Kredi kartım hiç yok. Kullanmam. Param yok. Evet. <laughs> bu kadar da doğal. Evet. Bir alkış daha. Ve ne? Bakın. Bu YouTube piyasasında söylediği isimler o paraları kazanıyoruz dediler ya doğru kazanıyorlar ha. Allah dört katını da kazansınlar. Bak bunu çocuklar çok samimi söylüyorum. Niye söylüyorum? Ben de onların yaşında olsam demem. Ne? Ayıp. Para kazanırlar gözüm kalır. Şimdi var ya 10 kat kazansınlar. Niye? Ben yaşım 62. Para benim onlara kadar para kazansam yiyeceğim yer yok. Ne yapacağım parayı ben? Külah yapıp ne <laughs> yapacağım yani? Ben, ben sonra benim çok param var. Ne yapacağım ben? Ne yapayım? Söyle ne yapacağım arkadaş? Ben yüzüme bilmem. Denizden sudan nefret ederim. Bir. Hani tatile gidecek. Yurt dışına geçmek aklımdan gelmez. Hiç. Ehliyetim yok. Araba kullanmayı da bilmem. Araba şeyim hiç yok. Gece hayatım yok. 1998'de tövbe ettim her şeye. Allah kabul ederse 5 vakit namazımı kılıyorum. 25 senedir, 28 yıldır. Evden çıkmıyorum. Parayı bir insan ancak hani, <laughs> hani ne yapacağım ben kardeşim parayı? Ne yapacağım? 4 ayrı yerde çalışıyorum. Radyo Gol. Beyaz Futbol YouTube çekiyorum. Çünkü Beyaz Futbol televizyondaki maaştan hariç YouTube için de Beyaz Futbol YouTube'dan da Ha, o para cüzi ama. Hani o paranın yarısı kanala gidiyor, yarısı Aynen. benle YouTube çeken arkadaşıma gidiyor falan filan. Cüzi bir şey o. YouTube'da Ahmet'le, Sinan'la var mı? Onlar da... Ayrı ayrı mı çekiyorlar? Ayrı. Ben Aynen. Devrimle, Devrim Zengi muhabir var ya, Aynen. onunla biz perşembe günleri, YouTube'da. haftayı değerlendiriyoruz. Tamam. Daha çok ama böyle. Yani haftayı değerlendirmemiz bu. Transition, geçiş falan değil. <laughs> Böyle sohbetlerle, <laughs> makaralarla, insanlar 13'ü, mesela bizim Beyaz Futbol YouTube'daki devrimle yaptığımız o bir saatlik program, en az izleneni 160-170 bin, 400-300 izlenen de var. Ama futbol gibi değil tam, anladın mı? Biraz Fenerbahçe'den, biraz sokaktan, biraz makaradan, biraz bunun dediği şarkılardan. <laughs> sanat eseri şarkılardan. Bir de haftada bir gün Vole YouTube kanalında bir Vole programı çekiyorum ters köşe diye. Şimdi, bu dördünün toplamı bu 200, der... 300 bin ediyor mu? Et, etmiyor. Etmiyor. Açık söylüyorum. Bak bu kadar açık söylüyorum. Türkiye'nin en az para kazanan futbol yorumcusu kim diye çıkarsa A, ATV'de var ya bir yarışma. Dört çık hemen beni işaret. <laughs> hemen hemen. Bak söylüyorum. Bunun arkadaşlar şu paraları alıyor ya. Ben dört ayrı yerden toplama o paraya gelmiyor benim. Yani 195'e geliyor yani 200 dediğinin yarısı kadar o, o civarlar. İşte bir dedi yani 195 onun evet. yarısı. Evet. Hepsi dört yerden ha bak. Dört bu, yerden. Vallahi diyorum ya. Bu, benim bu dediğim. Tam bir emek işçisi vallahi var ya arkadaşlar. Ali, ya. Bir soru hemen alayım evet. Hocam Ali Koç'un Beyaz Futbol'a katıldığı program çok gündem olmuştu ya, hatırlarsınız. Ya. Sonrasında Ali Koç'un Rasim Ozan'a attığı fırçalar daha da çok gündem olmuştu. Ama siz çok da yanında durmamıştınız Rasim Ozan Kütahyalı'nın. Bunun sebebi neydi diye merak ediyorum. Ali Koç haklı mıydı? Güzel soru ve ben de çok samimi söyleyeyim yani iki sebepten dolayı. Şimdi bir, Ali Koç'un o programa gelmesi, tamam Beyaz TV'ye, Beyaz TV'ye gelmesi Fenerbahçe taraftarının hiç kabul görmediği, kabul etmediği bir durumdu. bu Ali Koç için büyük bir risktir. Anlatabiliyor muyum? Kendi camiasını düşün. Taraftarı böyle bir şey istemiyor. Peki Ali Koç niye geldi? Benim hatırım için geldi. Ben istediğim için geldi. Bizzat görüşmeyi siz mi yaptınız veya Ertem'le beraber mi yaptınız ikna etmek için? Ertem yoktu zaten. Onur Onur Yıldız zamanı oldu. Ha doğru. Geçen pardon, sene ha, doğru. Onur Yıldız Ali Koç'ta falan görüşmez yani, görüşme. yani Ali Koç görüşmez yani. Sinan Enginler de yani Fenerbahçeliler çok seviyordu. Sever. Sinan'ı severler canım. Mesela Aziz Yıldırım'la arası çok iyidir. Ali Koç benim aram. millet şimdi, şimdi şöyle zannediyor. Ben şimdi belki sen de izleyenler de öyle zannedecek. Hani benim hatırım için adam beyaz futbola geldi. Niye? benle arası çok iyi. Benle arası çok iyi falan dedi. Fakat bir sebepten de ne sebepten bilmiyorum. Beni çok seviyor. Beni sevdiğini ben öğreniyorum. O bana demedi yani. Çünkü ben Ali Koç'la hayatımda iki kere karşılaştım. Senle şimdi bir kere karşılaştık <laughs> evet, ya. Evet. Onunla da iki kere karşılaştık. Bir Acun Ulucan'ın TV8'de Fenerol kampanyası yapılmıştı biliyor evet, musun? Bunun çok iyi biliyorum. beş sene önce onun ilk başkanlık dönemiydi. Beni konuk etmişlerdi oraya. Ali Başkan'la yan yana oturmuştuk. Para toplamak He için para, para. Evet, evet. Fenerol kampanyasında. İlk orada canlı gördüm ben Ali Koç'u. Merhaba başkan. Merhaba hocam diye orada tanıştım. Bir kere de işte bizim programa geldi. Ve bana programda muhabbet ettik. Seni dedi çok seviyorum. Sebebi de dedi Abdülkerim Urmaz. Çok seni dedi şey buluyorum. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Yeri geliyor bizi işte eleştiriyorsun. Yönetimiye, futbolculara. Bunu kötü şeyler de söylüyorsun ama hiç alınmıyorum bundan dedi. Bir tek sen varsın böyle biliyor musun dedi diğerlerinden alınıyorum dedi. Bizim eski futbolcular yolculuk yapıyorlar. Çünkü dedi görüyorum, hissediyorum dedi. Kötü niyetliler dedi. Yani Fenerbahçe iyi olsun diye düşünmüyorlar. Fenerbahçe kötüyken üzüldü, üzüldüklerini de tahmin etmiyorum dedi. Ama senin dedi üzüldüğünü biliyorum dedi. Yani görüyorum dedi. Sen üzülüyorsun. Sonra dedi saydırıyorsun. Saydır. Şu kadar dedi al, şey yapmıyorum. Alınmıyorum. Alınıyor, bu yüzden yani. dedi Vallahi. seni çok seviyorum dedi. Sağ olun başkanım dedim. Ben de sizin hani iyi niyetinizden seviyorum. Ama bu konuşmamız ilk senesinde oluyor. Şimdi 5 sene geçti. Bir şampiyonluk yok. Aynı konuşmayı yapar mıyız? bilmiyorum. Emin değilim. <laughs> Durum bu. Onu ben çağırdım yani kanala. Sebeplerden bir tanesi bu. Beni kırmadığı için bir takım seyircisiyle antipatik düşmesine rağmen kabul etti bunu. İki... Söylediklerinin çoğunda da haklı. Çünkü ben Rasim'in o süreçlerde neler söylediğini o programda değildim. Hatta televizyon yorumcusu değildim ben. 2010 süreçlerinde, o şike süreçlerinde. Onun televizyonda neler söylediğini, neler yaptığını şahidiyim. Siz şahidi değil misiniz? Zaten konu oralardan doluluk var ve öyle patladı. Haklı. Bir aklı bir benim için geldi. İki. Üç. Rasim de öyle çok laf altında kalan bir tip değil. Rasim daha da fazla gürültü koparabilirdi. Rasim de Allah'a var bana söz verdi programlar önce. Bak dedim Rasim. Başkanı ikna ettim. Gelecek yalnız. Dedim Ali Başkan sözünü esirgemez. Sana dedim doluluğu var. Mutlaka sana dedim bir şeyler söyleyecektir. Bak dedim bizi zor durumda bırakırsan şimdi söyle. De ki bana dedim. Apo abi gelmesin. Bana bir şey söylerse ben bin katını söylerim diyorsan dedim arayalım adamı çağırmayayım gelmesin dedim. Ben dedim çünkü o şeyde kalamam. Ben yani sen senden tarafı olmam lazım. Ondan da olmaz dedim yani. Ben çok fena durumda kalırım. Abi dedi affedersin. Bilmem ne yapsa dedi. Ağzıma şey yapsa. Ses kalacağım. Kalacağım dedi. Sana söz. Seni dedi mahcup etmem dedi. Yani o misafir göstereceğim dedi. Bütün olay bu. Ali Koç için çok faydalı bir program oldu bence. Fenerbahçe camiasının rasimi olan bir şeyinin gazını aldı. İki, oraya gitme diyenler Ertesi gün oh be iyi ki başkan gitmiş diye e, bu sefer iş tam tersine döndü. Yani Ali Koç'a bir şey kazandırdı. İvme kazandırdı o programa gelmek. E, bizim kanala da işine yaradı. Bakın ben bir televizyoncu gözüyle kıskandım. Muazzam bir televizyonculuk başarısı. Bir de şu oldu yani kısa bir özeti. Aslında Ali Başkan'ın kızı ve oğlu var. Çok şahane iki tane evladı var. İkisi de beyaz futbol ve derin özellikle derin futbol. O pazartesi günkü işte Ahmet Çakar'ın o sukuyu mu var ya şimdi genç oldukları için bu programın hastasılar dedi Apo Hoca dedi Ali Başkan. Pazartesi günleri özellikle diyor evlerinin bir köşesi varmış. Böyle burası gibi yapmışlar. Büyük bir televizyon. Popkornlar, mısırlar alınır diyor. Hadi derin futbol başlıyor diyor. Aynı tiyatro gibi diyor. Her pazartesi diyor kızıyla oğlu. O Rami diye bir oğlu var. O ikisi. Onlar demişler baba illa git bizi de götür. Çocuklarıyla geldi programda çocukları da var. Benim biraz üzüntüm ondan da oldu. Eğlenmeye gelmişlerdi. Makara yapacaktık. İş oraya gelince çocuklar da şey Tabii, oldu. Tabii gerildi biraz. Çocuklar da biraz şey oldu. Böyle gerildi. Mahcup oldular. Bir de enteresan çocuklar da Rasim Ozan şeyi. Ee, yani evet hani onun esprilerini seviyor. Onun için zaten Ulan beni seyretmek için insan popcorn alır mı? Abi? Tabii ki <laughs> gençler Rasim için seyrediyorlar o programı. Hayda. He ee, e, hayda çok kritik. Çok Oo. <laughs> ya, anladın mı? Gençler bayılıyor böyle şey. Çocukları da seviyormuş yani anladın mı? Şimdi babasının o Rasim'e öyle çıkışması falan çocuklarla böyle hissettim. O gün mesela hem çok sevindim hem de gece biterken çok Hüzünlendim biliyor musun? O çocukları arabaya bindirdim ben. Gene gelin dedim. E Gelebilir miyiz diyoruz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz dedi. Çok enteresan bir geceydi Çok. Ya. Çok. yani güzel, bir uzun geceydi. bir geceydi, güzel bir geceydi. Evet. Daha derbilerini kaybedince ne hissediyorsun? Hiçbir hiç, hiç şey hissedemiyor O duruma yani geldiğimde. İçinde derin bir hüzün oluyor mu? Hiçbir hiç, hiç şey olmuyor. Öste işte var puat. mı? Yok. O da mı yok? Yok. Şimdi Fenerbahçe bana 10 yıl, 12 yıl neler yaşattı biliyorsun değil mi? Neler yaşadık biz? Fenerbahçe'nin başına gelmeyen kaldı Allah aşkına. 2010'dan beri yani 13 yıl oldu işte. Değil mi? Evet. Ne oluyor mesela? Denizli'de bir maç oynuyoruz. Şampiyon olacağız diye beklerken maç 20 dakika uzuyor. Maç tamam. oynanmıyor. Konfetiler atılıyor falan filan. Mucize bir şekilde son maç. Türk futbol tarihinde ilktir o biliyorsunuz değil mi? Son haftaya lider giren her takım şampiyon bitirmiş. 1959'da başlamış ya profesyonellik. 1959'dan beri ilk defa Fener oldu. Son haftaya lider girip şampiyon olamayan ilk takım Fenerbahçe. 3 hafta önce Galatasaray'a Kadıköy de 4-0 4-0. Hem de bir gol atmış Galatasaray'a 67 pasla valla. Alay etti. Alay konusu evet. yani. Ve şampiyon olamıyor. Ve olamıyorsun abi. Bu kimin başına gelir? Bu Fenerbahçe'nin başına gelir. Çünkü operasyonu başlıyor. Fenerbahçe'nin başına geliyor. İki. Otobüs kurşunlanıyor. Fenerbahçe'nin başına geliyor. Arkadan ligin son maçı yine lideriz. Trabzon'la iddiasız Trabzon'la maç yapıyoruz. Alex 24 tane. Diğerleri de 26 olmak üzere 50 tane gol kaçırıyoruz. Burak bir tane kafasına vuruyor. Gol oluyor. Maç 1-1 bitiyor. Bursa spor şampiyon oluyor. Ulan bu olur mu lan bu? Ve Fenerbahçeliler bu orada olur 6 dakika şampiyonuz ya anonsla Ha, bu olur mu lan bu? Şampiyonluk sevinci yaşıyor. Sahili omuzlar alıyorlar. Bu olur oyucan. mu? Bu olur mu yani? Bu, bu da bize oldu. Sonra Galatasaray'la bir son final maçı oynadık. Gazlar, mazlar, insanlar ölüyordu. O da bizim başımıza geldi. Ya, Sivas maçı. Yani, yani Sivas Neden peki fena Kazayla şampiyon oluyorduk ya. Durup dururken yani. hiçbir yok ya Sivas yersek Mersem şampiyonumuşuz haberimiz yok. Öyle bir şampiyonluk olacaktı değil mi? Herkes Beşiktaş mı Galatasaray mı olacak derken Fener Sivas yense Fener oluyormuş. Ya, olacak olmaz şeydir. bize olmaz. Başkasına olur. Galatasaraylar yürürken şampiyon oluyor. Hiç onlar bile olmuyor. Bir sene Cevat Güler diye yaşlı bir amca getirdiler. Son 8 hafta adam Ali uyduk uyuduk maç oynanırken. Kalk Cevat Hoca şampiyonuz dediler. Aa böyle <laughs> şey olur mu kardeşim? Yani kısmetli cami ya. Vallahi billahi. İyi olması ayrı bir şey. Bazı camialar böyle şanslı olur. Dolayısıyla. Ama senin döneminde de Fenerbahçe hep domine ediyordu. Şampiyon tabii ki oluyordu. evet. evet. Futbolcuk döneminde. Evet, o zaman Galatasaraylar hep kar oluyordu. Galatasaray'ın biliyorsun 14 yıl dört şampiyon yıl. Yıl. olmadı. O dönem öyle karanlık tabii bir dönem. Fatih Terim'in de düz sabanlığı var orada. Fatih Terim'in de düz sabanlığı var. Ben, Hocam lütfen saygılı konuş. <laughs> Hocam lütfen Abdülkerim Hocam. <laughs> hocamın e, parasını öde. Aa, yok be abi ya. Ben o parayı alacağım ben kafaya koydum. Ya yok adamın topusu borcu yok bana ya. ya ben ben adam, söz verdin hocam vereceksin o Ankara o parayı. Ankara Gücü Kulübü'nün vermediği vermedi adam ne yapsın? Fatih hocam gözlerin içine bakarak <laughs> konuşuyorum. Biraz Ahmet Hoca gibi olayım. İnşallah hoca ciddiye <laughs> alır da yollara e, durup dururken. <laughs> durup dururken düşünsene evde için bir bakıyorsun hop para geliyor. Oy. Rakamı söyle de adam İstemem. ona göre hesap yapsın. Ya, o, o zamanki parayı hesaplayamam ki ben. O 75 milyon TL'ydi 75 milyon çirki çir gidiydi. Çir 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 gel ama 75 milyon bir 100 milyon doları var bir milyonunu ver bari ya lütfen yok yok istemem sen <laughs> 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 olur mu öyle şey canım benim ihtiyacım yok sağ ol <laughs> Gönder ama yine de. Neyse. Fenerbahçe'nin başına ne gelmemiş. Dolayısıyla artık üzülemiyorum. Şeylerimi kaybettim. <laughs> Bütün ne Bütün duygular gitti. Evet bravo. Onu da öğrendim. Dur açıklayacağım. Fenerbahçe kaybedince öfkelenemiyorum. Ben mesela Fenerbahçe kaybedince çok öfkeli olurum. Televizyona vururum. Küçükken de öfkeliydim. Sokakta hemen kavga çıkarırdım. Birine dalardım ya dayak yerdim ya birbirini döverdi. Saldırgan olurum. Öfkeli olurum. Korkunç üzüntülü olurum. 3 gün normal yemek yemem. Anca su içerim çorba içerim. Yemek yiyemem. Şuramda tıkanır. Fenerbahçe malır. Şimdi hiç vallahi affedersin Fener yeniliyor o gün 4 yedik ya. Bir kilo şey yedim vallahi ayıp olmasın böyle makarna üstüne tavuklar falan filan yedim yani. Yiyorum artık. Öfkelenmiyorum. Hanım evde çok üzüldü onu teselli ettim. O beni teselli ederdi. Ben ettim. <laughs> Kızım dedim ne üzülüyorsun futbol mu senden değerli mi bizden değerli mi kardeşlik spor barış Beşiktaş da bizim bak, 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 Beşiktaş da bizim bir ülkemizin değerli kulübüdür olur falan demeye başladım ben değiştim garip bir adam oldum anladın mı şaşırıyor yani şaşırıyor musun kendi bu değişime tabii ki ama bu değişim değil mi bu hastalıkmış hastalanmışım haberim yok <laughs> tabii ya. ki öğrendim hemen hemen ne gir, kardeşim var değil mi televizyon şey girer misiniz Alexi Timi diye bir hastalık var psikolojide açın baksın çocuklar bakın bir ya ben de merak ettim Alexi Timi. duygu körlüğü duyguları tanımlamama şeyi. Bak görüyor musun? Ben öyle kara gümrüklüğüm ama her şeyi de takip ederim. Cin gibiyim yani. Evden çıkmam. Her şeyi izlerim. Siyasi programlar, tartışmalar. Mesela çok iyi bir televizyoncuyumdur ben. Acayip benden televizyon yorum şeyi olur. Eleştirmeni. Olur. Anladın mı? Sabah 8'e kadar televizyon seyrediyorum. Sen siyasetle sanatla konuşursun. Tabii yani. ki işte. Siyaset seyrediyorum sabah 8'e kadar. O siyasi tartışmalar yok mu? Evet, evet, Onların tekrarla. tekrarlarını seyrediyorum gece 2'den o kadar sonra. Olur. Tabii ki. Sen gece niye uyuyamıyorsun abi? O, o hastalık gibi oldu artık yani alışkanlık yapıyor. Değil. Ben 25 yıldır böyleyim. Sabah yatarım. Sabah perdeleri çekiyorum. Herkes kalktığında ben gidip yatmaya gidiyorum. Eşin rahatsız olmuyor e, mu bu durumda? Yok. Alıştı artık. Daha olsun. Kaçta kalkarsın peki sabah 8 yatıp? Öğlen 3.30'da falan kalkıyorum. Ki o da hani öğle namazı kaçmasın diye. Ha. Çünkü 4.30'da okunuyor ya ikindi. Öğle namazını kaçırmayayım diye 3.30'da kalkıyorum. Saati kuruyorum. Peki abi, bu kadar hızlı bir yaşam Yok, işte tamam. alkol, kumar, kadın şu bu neyse. Birden böyle 98'de bir şey mi geldi yukarıdan? Yok gelmedi. Hep öyle olur ya. Rüyamda bir aksak Vallahi dede çıktı. Bana <laughs> hiç gelmedi öyle. Ne, dede geldi. Ne bir şey çıktı. Gitmedi. Kendi kendime ben diyorum ya düşünürüm. Düşünmeler, ne oldu yani? O anda Düşünmelere, düşünmelere senin... başladım. sen bu işe girip falan diyen mi oldu? Yok. Düşünmeye, düşünmeye başladım. Araştırmaya, düşünmeye başladım. Çok düşünen bir adamım dedi, dedim ya. Eşim önce karar aldı. Ne karar abi? E ben dedi artık beş vakit namaz kılacağım. Ha, Dışarıda dedi başörtüsüyle çıkacağım. Eşim benim normal başörtüsü takmazdı. Böyle bir kahve. Dedim ki o zamanlar tabii. Ne diyorsun dedi bana. Al dedim tabii ya. Dedim başını örsün. Namazını kılsın. Bana karışmasın da ben ha. istediğim saatte geleyim, edeyim. Evet. Ha. Gene bekar gibi yaşamak istiyorum. Mesela yine Bana, de, O, o ara, evet o ara içki içtiğim dönemler. Böyle akşam gece yani 3'te, 2'de, 2.30'da, 3'te neyse biraz kafası güzel. Kelle kafayla eve geliyorum. Kafam güzel. İşte hanım beni karşılıyor. Ben oturuyorum sabaha kadar o kafayla evde de devam ediyorum. Hanım 5.30'da gidiyor abdest oluyor, sabah namazı kılıyor, ezanlar okunuyor o ara. Ulan diyorum ya sorguluyorum diyorum ki ya şimdi Müslümanım diyorum. Hanım da Müslüman. O namaz kılarken ben burada evde <gülüyor> 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 Ramazan geliyor, o 30 gün oruç tutuyor. Ben hiç affedersin boyna yiyorum. Oruç tutuyor. Bir şey yok. İkisi birden doğru olamaz. Bir tanesi yanlış bunun. Ya o yanlış yapıyor. Yani yalandan yatıyor, kalkıyor. Hiç <laughs> gereği yok. <laughs> e, gereği yok yani. E, değil mi? Ya da Sorgulamaya benim... Sorgulamaya başladım. Evet. Tamamen. Ya da benimki yanlış. Yani sorguluyorum. Eve geliyorum her gün işte böyle. Hemen hemen her gün içiyorum. Görüyorum, ediyorum. Hanım evde işte Kur'an okuyor, Arapça okuyor. Sonra me meal tefsir okuyor. Ben o ara hem evdeyim hem de eşimi izliyorum. Bu, bu şekilde dönmemdeki birinci sebep eşimin durumu, davranışı. Semtte de bu ara tabii hep devamlı her gün semte gidiyorum. O ara mesela kahvede oturuyoruz. işte arkadaşlarla oyun falan oynuyoruz. Öyle zanı okunuyordu. Dedim lan kalk kapı git. Oyunda oynamıyordum. Kalk. dedim git abdest al bir namaz. Gittim namaz kıl. İkinciye bir daha gittim. Hoşuma gitti yolu cemaat falan derken. Akşam namazına gidemedim. Çünkü akşam namazı saati bizim caminin arka tarafındaki meyhaneye geçme saatimiz. <laughs> anladın mı? İkisi anladın mı? Olmuyor. Oraya gittim. Akşam namazı Allah var. Kö şeye gittim. Kötü yolu yani. Yani evet. o tarafa do doğru döndüm. Tabii eve geldim de zaten yatsı falan yok. Yani sabah da sızdım kaldım. Fakat bunu her gün alışkanlık haline geldi bende. Öğlenden nikindi kılıyorum Ondan sonra bir ay sonra artık iyi olan şey kötü olanı itmeye başlıyor. Bir gece geldim aynı şekilde dedim ki hanıma bugünden sonra bir daha ne bu evde alkol göreceksin ne de beni içki içerken göreceksin. Ben dedim Allah'ın izniyle bunların hepsini işte, oyundur, kumardır, alkoldür terk ediyorum. namaz Namazıma başlıyorum. Beş vakit namaz kılacağım. Artık böyle bir hayat yaşayacağım. Hanım da böyle yaptı bana. Eee olur olur dedi. İnanmadı. Yani kafan iyi yani sarhoşken evet. falan. Allah nasip etti 98'den beri böyle yaşamaya gayret ediyor. Durum bu. Yani, <laughs> muazzam bir irade ya düşünün yani. En yakınları inanmadı önce buna. Kesin bu Afedersin bu hokkabaz yine bir şeyler çeviriyor falan diye düşünmeye başladılar. O ara çünkü antrenörlük yapıyorum. İstanbul'da Güngören Belediye Spor vardı. O zaman ikinci ligdeydi. Güngören Belediye Spor'un hocasıyım. Takımın başkanı da Güngören Belediye Başkanı. Refah Partisi. Bütün arkadaşlarım diyor ki Refah Partisi ya. Bu da orada antrenör ya. Dümenden Nazlara başladı falan filan. Hatta İzmir'de Arif, Çingen Arif yok mu bizim Çok eski? Yürüdüm, tabii. Arif, işte rahmetli Erdoğan abi, Kaleci Kova Yaşar. Oturuyorlar İzmir'den içki içiyorlar bir yerde. Birisi İstanbul'dan biri geliyor, benden onlara haber veriyor. Diyor ki sizin apa ne oldu biliyor musun diyor. Abi içki, kumar, her şeyi bıraktı. Beş vakit namazında apa hoca biliyor musun diyorlar. Üçü birden böyle yapıyor meyhanede. Hadi lan diyor. Evet, hani üçü birden de böyle. <laughs> hani Lan diyor hani, ya biz de, anlatıyorsun? biz, hepimiz demiş acı oluruz Yaşar abi. Ondan hayatta olmaz demiş. Hele futboldan sonra daha da abartmıştım. Anladın mı? Her gün mesela. Her gün sabahlara kadar. Yani insanlar Fotoğrafı böyle önce. De içer miydin abi? Tabii ki. Sigara da var mıydı o dönemde? Tabii ki. Çok Hep. içmezdim. Üç paket falan yani. O kadar. Ama genç futbolcu iken anlamıyorsun. Öp öp gidiyor. Kahvede okey oynuyorsun abi. Sigara olmaz mı? Çık okey e gelmiş. Bir türlü bitemiyorsun. <laughs> Dört tane birden yapıyorsun. Bir bakıyorsun kül dört ayrı sigara hepsini ben yakmışım. Çok içiyorduk. <laughs> Abi bir de şeyi çok merak ediyorlar. Bu beyaza, e, Beyaz Spor'daki programda hiç kurgu oluyor mu? Öncesinde mesela toplantı yapıyor musunuz? Toplantı yapıyoruz ama kurgu oluyor. Zaman zaman. Her tamam. zaman değil. Kurgu dediğin şu. Biz daha önceden böyle toplanıp hadi şöyle yapalım falan demiyoruz. Mesela Rasim geliyor. Biz Konya Spor'a olmuşuz mesela. Rasim'in de haberi yok. Zaten bir iki dakika bir dakika kalan kala <laughs> gelen geliyor. Haberi yok adamın. Galatasaraylı bir çocuk vardı bizde çalışan Buğra diye muhabir. Tanıdık. Evet. Onlar şeytan gibi bu Ertan Süzgün, Sercan Dikme o zaman hepsi bizdeydi. Böyle acayip fırlama tipler var böyle. Hemen üretiyorlar. Rasim'e bir tane neyi bulmuşlar? Bir yerden neyi getirmişler? Kafasına bir tane uzun Mevlana'da dönenler yok mu? Evet. evet. O kıyafetten bir tanıcı. Bir de Rasim'e diyorlar ki abi giy. Apo abi içeride. Sen yayına şeyle çık. Arkadan da bir Mevlana flüt müziği koyuyorlar. Bu öyle geliyor içeri ben deliriyorum tabii. Mesela bunu Rasim bulmuyor. Biz de bulmuyoruz. Çocuklar bulmuş. Işte öyle şeyler oluyor. Ya da işte o dediğin şarkıyı mesela bulmuşlar. Bulmuş. Evet. Mesela Rasim en çok kızdığın şakası ne oldu? Rasim çünkü seni çok çıldırtıyor. Ya bir gün şey Adana'yla geldi. Dürüm. Evet dürüm. Adana'ya yenilmiştik. Bir Adana yer misin yavrum diyor sarılıp <laughs> ağzıma sokuyor. Ben <laughs> öldürecektim. Ondan sonra gitti gazoz açtı. Nuri ilaçlı gazoz veriyor ya. Veriyor. Bir gazoz içer misin yavrum diyor. Bak ha. Oğlum ne <laughs> diyor lan veriyor. dedim bu. <laughs> Bana diyor bir gazoz içer misin yavrum diyor bana. Rahatlarsın diyor. Fener mağlup ya. Ya Rasim var ya. Yatacak yeri yok. Ya, ya, ama çocuğa yaptırıyorlar yani. Çocuğa diyorlar Bence yani. bazı şeyleri kendi düşünüyor kendi düşündüğü de var. Öyle ama program öyle. Ya zaten bizde kurguya gerek yok. Adamlar kurgu zaten. Ahmet Çakar birdenbire bir senaryo yazıyor. Birdenbire nasıl yazıyor? Bir de yaşamış gibi anlatıyor. Ben palavra olduğunu bile bile ama gözümün önünde inanmıyorum da gözümün önünde canlandırıyorum. Vay be <laughs> diyorum Ahmet Hoca'ya bak. Mesela kadınla diyor şeyde buluştuk diyor. Japonya'da bir barda hemen gözümün önüne geliyor. Barda diyorum Ahmet Hoca falan yapıyor. Kadın diyorum bu şarkıyı söylüyorsa Ahmet Çakar güler diyorum ağlamaz. Halbuki öyle bir şey yok. Bana ne oluyor? Hani beni bile şeye çekiyor adam. Böyle ağlıyor mu o şarkıda Ahmet Hoca? <laughs> o benden oradan soğan, soğan soğanla sürüyor gözüne. Ahmet Hoca. Tabii ki. O sık, sıkıyor şarkısında yalandan soğanı yanında tutuyor. Ondan dolayı ağlıyor. Tabii kenarda soğan var. Hep var mı sizde soğan? Yok. Soğan hele şimdi hiç yok. Soğan 30 lira olmuş bu oğlum. Soğan pahalı <laughs> ama. <var. Ya. gülüyor> İsmail Kartal ayıp edildi mi geçen sene? Ne ayıp edildi? Yani ya? performans çok iyiydi. 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik. Oo, olur 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 canım. Ayıp edildi diye bir şey yok İsmail Fenerbahçe tarafından. Ödüllendirildi bence yani. Öyle bir imkan verildi ki İsmail Kartal bugün çalışmak istesin en az 7-8 kulüp kapısında bekliyor. Niye çalışmıyor? Belki de istediği şeyi bulmuyordur. Anladın Parayı bulmuyordur. Evet. Ya da amaçlarında başka bir iyi yerde bıraktım. Daha iyi pozisyonda başlayabilirim diye düşünüyordur. Geçen sene Fenerbahçe'de o 10 maçlık şansı bulmasaydı İsmail bir de önümüzdeki 15 yıl hocalık yapma ihtimali yoktu. Silinmiş gitmişti bazı antrenörlere bak. Yok piyasada. Kısa evet. Sağlam. Şampiyon. Bursa. Nerede adam? İş yok. bulamıyor. Kolay Peki. değil. Onun için İsmail Kartal'a geçen sene verilen büyük bir ödüldü. Devam edin. Ozan Buruk da bu sene Galatasaray şampiyon yapamazsa böyle bir duruma düşebilir mi? Aynı bu Ertuğrul örneğinde verdiğin gibi. Düşer mi bilmiyorum. Ama bir daha Galatasaray'da çalışamayacağını biliyorum. Yani bir daha Galatasaray'da zor çalışır. Eğer yani buradan... Fatih Terim Teknik direktörlük yapar mı Galatasaray'da? Valla o konuda hiçbir yorumum yok. Yapabilir. Ben bu işlerden şaşırdığım anlar olmuştur. olmuştur. Yani böyle olacak, bir daha olmayacak, son olacak. Bak geliyor. Sonra diyorlar ya, kulübüm diyor Beni. Çaycı da yapsalar ben kabul ederim. Bir de öyle Tabii, var, e, dümenler musun? var biliyor musun? Dümenler var. Yalan. Ben Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'de beni çaycı yapsalar yine bir de görevden kaçmam. Yalana bak. Kim ulan beni çaycı yapacak? Hangiden sizmiş o? Bana panocaycılık seçsi. Öyle demesi lazım değil mi ahlaklı bir adam? Ne çaycılığı kardeşim? Ben Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyum. Diploman var. Ya beni sportif direktör yaparsın ya antrenör yaparsın. Aynı. Kulüpte bekçi. Şimdi illa salman mıyım ben lan kulüpte bekçi olacağım? Allah Allah. Böyle böyle şey hamasi eylemler. Galatasaray'da başkan olabilir Yalan mi, olabilir mi sence bir gün Fatih Terim? Olabilir ve be, o bence olmalı mı? Ol, bence olmalı. Ya yani olmalı değil. Yani istiyorsa olsun adam biz adama olmalısın diye. Ama Yakışır mı dersen yakışır. daha ne olacak abi? 14 yılını, 15 yılını Fenerbahçe şey Galatasaray'da kaptanlık yapmış, futbol oynamış. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinde. Galatasaray'ın tarihinde görmediği başarıları yaşatmış Galatasaray'a. Ben başkan olmak istiyorum derse olsun abi. İyi yani. teknik direktör mü sence? Ben şimdi bir sene çalıştım Fatih Hoca'yla. Şimdi 8 şampiyonluk bir UEFA kupası kazanmış antrenöre kötü antrenör denmez. denmez Ama ben şunu söylüyorum her zaman bir futbol takımının başarısı ya da başarısız Türkiye'de teknik direktör üzerinden okunuyor abi. Tamamen teknik direktör üzerinden. Bu yeni bir hastalık çıktı. Teknik direktör. Ramazan ayında böyle kukla oynatan insanlar vardır arkada. Biliyorsun değil mi? Evet. Karagözü, Maragözü Randa. iplerle çek. Millet antrenörü öyle biri zannediyor. sağının kenarında oyuncuların arkasında ipler var. Hoca çekiyor. Geliyor, gidiyor. Öyle zannediyor insanlar. Bir antrenörün futbol takımının üstündeki etkisi nedir abi ya? Niye mesela başka kulüplerde aynı başarıyı elde edemiyorsun? Çünkü o imkanlar yok değil mi? Doğru. O sana imkanlar verildiği için sen o başarıları elde ediyorsun. Mesela onun Stankovic vardı rahmetli hoca. Hem bizi hem Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Sonra gitti Adana Spor'u mu Bakırköy mü ne küme düşürdü. Ne oldu arkadaş? Ne oldu senin antrenörlüğün? Fatih Terim bugün hangi kredi Ümraniye hocası olsa bu Ümraniye şampiyon olabilir mi? E yapsın. Büyük hoca. Az Yıldırım'ı sever misin? Severim. Fenerbahçe'de iyi bir başkanlık yaptı mı? Bence bütün tamamını alırsan bence yaptı. Son 4 senesi çok başarısızdı. O da zaten 12 uzak farkla kaybetti. Değil mi? Evet. Ali yani Koç 12 farklı kazandı. Ama genel bakarsan e diyorlar ki işte şu kadar senede bu kadar şampiyonluk çok değil, değil ama sadece şampiyon yapmadı Aziz Yıldırım. O ara Fenerbahçe Avrupa hürulik şampiyon oldu basket takımı. Tamamen futbol topuyla yaşadığı için taraftarlar başka şeyleri görmüyorlar. O ara başka işler de yaptı, tesisler. Topuk e, değil mi kancası, o Topukya ilası, bizim Derazı, derazı biz Derazı'da idmanlara çıktığımızda evet. sen bilirsin derazı. Sobada sobada ısınırdık, bir tane sağ vardı, soyunma odamız Kafamızı eğip girerdik. Bu kadar basık tavanlar. Yalan mı? Nereden nereye getirdi kulübü? Ben öyle de bakmak lazım. Aziz Yıldırım 13 bence çok başarılı bir başkanlık dönemi vardı. Boşluğu doldu mu? Valla şimdi boşluk doldu derken ya şimdi bak Ali Koç'un başkanlığını bir değerlendir şöyle. Abi nasıl? Ya bir kere sportif açıdan nasıl değerlendireyim? Çok başarılı. Başarısız. Değil mi? Ortada yani hiçbir şey, yok. hiçbir şey yok. Ali Koç çok başarılı değil. Ha. Ama çok yırtındığını, çok büyük bir Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Tamam mı? Ama olmaz bu iş yani öyle olmuyor demek ki. Bir sene kulübün içinde takılayım. idmanlara gideyim, geleyim. Kenarda duruyor yani ya, böyle Ali Koç'un yanında takım elbiseli adamlar duruyor ya yönetici evet. çocuklar. İşte mesela onların yanında ben de olayım bir yıl. Takımla yaşayayım. Soyunma odasında gireyim, dinleyeyim. Futbolcular yemek yerken ben de orada olayım. Muhabbet ne? Bak sana söylüyorum 5-6 ayda çözerim işi. Ne olduğunu? Nerede 6 yapıldığını? 6 ay, 5 ay içinde hemen çözerim. Hemen. Peki sence Ali hemen. Koç'un en büyük yanlışları neydi? Majör böyle hemen sayabileceğin. transferde büyük bir başarısızlığı var. E, antör... yani demek ki yanındaki adamlar mı kötü? Cezusa kadar antrenör seçimleri çok kötü. Korkunç kötü. Koku. Nerede koku o günden sonra? Kokuyu gönderdi. İki ay Örüm'ün kumanla devam etti yardımcıyla. Evet. Koca gönderiyor. Ersun'un birini gönderdi. Ne o Zeki Hayır. Murat Ta Tahir ne Karapınar. Ne yapıyor, yapıyor Bayer Münih? Nagelsmann'ı kovduğu gün gecesinde Tuşel'i getiriyor. Yönetim şeyini görüyor musun? Vizyona bak. Yani. Nagelsmann gidiyor. Abdülkerim gelmiyor. Tuşel geliyor. Kokuyu yolluyorsun. Tahir Karapınar. Bilmem kimi yolusun Zeki Murat Göle. Aa. Onlar bile Fenerbahçe'nin bir dönem kısa da olsa ha, hocası, oldu. hocası oldu. Ben üçüncülükte çalıştıracak takım bulamadım. Onun için futbol yorumcusu oldum. Adalete bak. Türkiye'deki şah, olaya bak yani. Erol Bulut da mı sence bir hataydı? hataydı. Hataydı derken şöyle. Başta hata diyemedim tabii. Hata dersin tutar. Fatih Terim'in de Galatasaray'a geldiği sene Herkes hata demeye başlamıştı. Hatırlıyor musun? Kovuyorlardı Fatih Terim'i. Bir maç daha bekleyelim dediler. O maçı kazandık. Galatasaray ve o sene şampiyon oldu. Sonra üstüne 4 sene şampiyon oldu. Maçı kazayla yenemeseler kovuyorlardı Fatih Terim'i. Hiç unutmuyorum. Gidiyordu Fatih Terim. Ali Samen de 4 yemişti Fenerbahçe'den. Faruk Süren kovdurmadı ve adam hoca oldu. Ne olacağını bilmiyorsun. Erol Bulut da tutabilirdi. Gittikten sonra anlıyorsun ama yanlış olduğunu. Geçirdiği süreye de baktığında yanlış olduğunu anlıyorum ben. Maçtan sonraki demeçleri, konuşması, diksiyonu. Mesela millet mesela hiç dikkat etmezsin değil mi? Bir teknik direktörün ses tonu, diksiyonuna dikkat eder mi insanlar? Hitabet çok önemli bir şey. Şimdi sen bana dedin ya futbolculuğunda o kadar hani abi şey değildin bak yorumculukta. İkisi başka bir şey. Demek ki ben kendimi insanlara güzel ifade edebiliyorum. Güzel anlatabiliyorum. Belki zeki buluyorlar, belki mizahımı seviyorlar. Bir şey şart önemli iletişim. Hele teknik de çok önemli. Yani bir antrenör düşün. Ben bazı antrenörlerle maça çıkarken kuran çapsın, insanları öldürmek geliyordu içimden. Beni o kadar dolduruyordu mesela. Ya da bana özgüven aşılıyordu. Bazı hocalar vardı. İçime çekiliyordum yani. Uyutuyor beni. Uytuyor. Ses tonu uygun değil. Mesela Cemil Turan büyük futbolcu değil mi? Sen evet. Mesela hiç hocalık yapmadı. Neden? Çünkü Cemil abi konuşamaz. Uyuz Sen oldu. biliyorsun değil mi? Ben çok iyi biliyorum. Sen daha ben nasıl evet. falan Şimdi böyle taktik anlatır mısın hocam? Çocuklar moç alıyoruz. He, falan Hitabet gücü çok önemlidir. O duygular. Fatih duygu... Evet. Şimdi takdir e. edelim yani adamı. E. Bir o şeyde Diyarbakır'da bir kupa maçına evet. çıkartıyor evet. takımı Antalya'da. Soyunma odasını innetiyor ya herkes tüyler diken diken oluyor. Tabii ki taktik de önemli tabii ben bu arada taktik olmasın demiyorum. Hep bağırma çağırmayla olmaz bu işler. Ama hepsi bir arada olursa sen iyi antrenör olursun. Korkunç futbol zeka maç Maradona'dan ne olmadı değil mi? Olmadı. Demek ki Hacı'dan da olmadı. Değil mi Hitabı Hacı'dan da olmadı. Yani Hacı Fatih Terim'den az mı biliyor futbolu? Hacı, Alex'ten de olmaz yani evet, abi. Evet Alex mesela çok bence mesela Alex'te çok parlak bir antrenör geleceği görmüyorum. Kişiliği ses tonu. Mesela Alex maçtan sonra konuşurdu benim uykum gelirdi ne falan filan bir Alex. Aa uyudum uyuyacağım. Şimdi eğer futbolcuyla bir maç konuşmasını böyle yaparsa senden hoca falan olmaz. Şimdi bütün bunları ben Ali Koç'a anlatsam mesela der ki ne diyor lan bu çıldırmış Çünkü buralardan uzak insanlar. Oralarda olmamışlar. Ben antrenör değil lişe yararım. Kıyafetini ararım. Bildiği futbolcu var ya futbolcu şeytan gibidir. Antrenör futbolcudan fakirse o antrenörden affedersin hiçbir halt olmaz. Antrenör öyledir yani. Senin arabana bakar hocanı. Saatine bakar. Giydiği ayakkabıya bakar. Paspasa. Bu ne lan der. Seni lider olarak görmez. Onun için fakir adamdan antrenör falan olmaz. Antrenörden zengin olacak. En az oyuncusu kadar. Ve bonkör olacak. Bonkör şiş verecek gittiği <laughs> yerlerde. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ha, düşünsene abi Futbolcu ben. Futbolcu bu detaylara çok bakıyor. Benim futbolculuk dönemlerimde bütün futbolcunun altında BMW vardı o zamanın. Çok meşhurdu BMW. Ben hariç herkes de vardı. Çünkü benim arabam yok. Şoförlüğüm de yoktu. Bizim antrenör bize bir antrenör geldi. Murat 124 ile geliyor adam. Hadi be abi zaten <laughs> 3 ay sonra kovuldu. Hadi lan hadi bana ne anlatıyorsun? Sen Murat 124'ün var kapıda. Zor gidiyor. Malzemeciler itiyor. Araba bazen stop ediyor. <laughs> antrenör orada kalıyor. Biz futbolcular BMW'ye atlıyor gidiyor. Öyle teknik direktör olur mu? Ne alakası var değil mi? Futbol var mı ki? Var işte çok alakası var. Bunu şimdi kime İşte Ben size anlatıyorum bunu o kadar. Beni Apa kim abim... dinler ya? Beni yöneticiler çeker dinler mi? Dinlemez. Apo abim bu Wembley'de ayak basan ilk Türk olmak için otobüse iner inmez. Doğru mu o olay? Doğru tabii e, yalancı mıyım ben ya yalan. Yok yok tabii senin ağzından duymak istiyorum. Doğru. He. Ne doğru. oldu? İndi mi? Ben ilk... İndim ya. E, ben... Ya ben diyorum ya ben çocukluğumdan beri çok geveze bir adamım. Çok konuşuyorum. Bir de her şeyden e, espri üretmeye çalışırım. O da pek iyi bir şey değil ama yapıyorum. Ne yapayım? Yani Güzel öyle. bir şey bence bu. Çünkü e, devam böyle evet yani komik bir şey olsun. diye orada da maçtan bir gün önce Wembley statını verdiler bize Terilman'ı yapmak için. Seni hatırlıyor musun tam? 85 galiba. 88 Yani 8-0 yendik de olsun. Skora çok takılmayın yok, ama. Yok yok 8-0 değil. 5-0. 5, 5 abi. Yani 2-8-0 var bir 5-0 var. 5-0. Ben 8'liklerde oynamadım. Bak hep ben onu yapıyorlar. 50 kere anlatıyorum yine aynısını yapıyorlar. Birini eleştiriyorum ben mesela. Milli takım 6-0 yenildi Hollanda'ya. Yuh be ayıp diyorum. 6 tane yenir mi diyorum mesela. Hele bugünümüz yani bu çağda. 8 yemiş takımın futbolcusu mu söylüyor bunu? Lan oğlum yazıyorum. Lan oğlum ben oynamadım lan. Yeter oynamadım mı? Oynamadım kardeşim. Orada Kova Yaşar oynadı. Yaşar, Yaşar abi hepsinde oynadı. Beşlikte <laughs> de oynadı. Yaşar <laughs> abi de <laughs> oynamadı. Mı? Yaşar, Yaşar abi Beşlikte de oynadı. Beşlikte işte o Wembley'deki <laughs> maçta beraber oynadık. Kaleci Yaşar abiydi, Libero bendim. 5-0 yenildik orada. İlk maçı İstanbul'da 8-0 kaybettik. Ben o maçta da oynamadım. Ha, orada da Sakatlandım da ben orada. Hep yani vallahi. Yurtum orada var. ama şanslıyım. Sakatlandım. Maçtan bir gün önce Teridman'ın bileğim döndü. Kadrodan çıkarıldım. Rahmetli Candan Taran hoca. Özellikle kaçmadın yani. Zaten bunlar bize sekizlik yapardı. Yok ile tarihimizdeki ilk maçtır o. Ben nereden bileyim sekiz yiyeceğimizi. İlk maç hatta oynayamadım diye üzüldüm. Tarihimizdeki ilk İngiltere maçı. Ah oynuyorum banko. bileyim döndü. Diyorum ki iğne yapın bir şey yapın. Sonra 8-0'ı görünce mutlu Çok mu? mutlu oldum. Havalara uçtum. Şimdi <laughs> millet yanlış anlar ya. Öyle değil. Öyle mutlu olmadım. Hani <laughs> sakatlıma sevindim. Abi düşünsene. Kenarda seyrediyorum eşofmanlarla. Ha bir santra yapıyor bizimkiler. Rıdvan boyuna santra yapıyor bizim. Anladın mı? Ben de kenarda seyrediyorum. <laughs> böyle yanımda o zaman Müjdat var. Müjdat falan. Ya Müjdat oynuyordu pardon. Yanımda yedeklerden biri var. Kim vardı bilmiyorum. Bana bakıyor böyle yapıyor. Maç 6-0 maç. Top kenara geldi. Yedek kulübesinin oraya rahmetli Candan Taran Hoca. Bizim Müjdat Yetkiner sol bek oynuyor o maçta. Ha, deparla geliyor. 6-0 mağlubuz. Çabuk kullanacak. Candan abi yapıyor. Müjdat yavaş yavaş daha 20 dakika var yavaş sana diyor. Hani adam görüyor altı daha öteye gidecek. Ne koşuyorsun anne? Neyin acı? Sanki maçı altı altı yapacağız yani. Evet. Anladın mı? Böyle çok acayip bir maçtı. Ben mesela o maçta yırttım. Çok enteresan. Yani sakatlığımdan dolayı yırttım. Sonra onun revanşına işte dediğin maç mesela. onun revanşına. Bak ilk maç oynamadım İstanbul'da 8-7'ler. Wembley'de revanşta ben oynadım. 5-0 yenildim. 3 gol fark ettirmişim. Bayağı ya, ya. iyi oyuncuyum. Nerede alkış de? hiç? Evet. Demek ki iyi oyuncuyum öyle değil mi? İstanbul'da 8 yan ben play'de değil mi? 12 Peki yemedi. Otobüste lazım. ince şey mi dedin? İlk buçuma ben basacağım. Evet ben. otobüste planladım onu. Otobüs gidiyor evet. tamam mı? Arka kapısı açık. Biz arka de oturuyoruz babalar. <laughs> arka duva, oturuyoruz. Arka kapıda açık. Niye açık? Tahmin ediyorsun. İçerisi biraz duman oluyor. Duman sis. oluyor. Yani sis oluyor. O İngiliz otobüsleri öyle genelde sisli oluyor. Onlar havaları öyle ya İngiliz... Arkadaşlar gülüyorsun. Eskiden uçakta, otobüste sigara içerlerdi. Yani, evet. Londra havası biraz puslu diye. Puslu arka yani. camda açık. biz Bizde arka kapı açık. Böyle Wembley'ye yanaşıyoruz. Otopark kısmı var. Bir baktım o kale arkasında büyük bir kapı var. E, oradan gireceğiz içeri. O açık. Stat gözüküyor yemeyecek. Ulan dedim apo atla git. her dakika Wembley'de de çocukluk şeyim benim. Tabii. Hepimizin. 1966 Dünya Kupası'nı şeyde sinemalarda o zaman İstanbul'da Beyoğlu'nda sinemalarda eski 66 falan 68 Dünya Kupaları oynanıyor. Wembley'i falan seyrediyoruz. Anladın mı? İngiltere Wembley 100 bin kişi. Şey. Ulan apodim, kısmet olmuş. Sanki her dakika Wembley'e geliyorsun. Bu ne ağır abilik böyle hani bekle yavaş yavaş futbolcular gider ya. Dedim atla otobüsten fırla dedim sahaya. İlk ayak basan Türk sen olursun Wembley'e. Orada hemen bir kurum. Uzaya değil ama yani şeye. <laughs> Tabii, ben de. tabii. O da geldi aklıma. Dedim ki Ay'a ilk ayak basan adam Neil Armstrong. Evet. Benple'ye ilk ayak basan Türk. Abdülkerim Durmaz olarak bu dedim tarihe mutlaka düşer. Bak düştü. Sene bir 2023 sen ben 22 sen bana soruyorum. soruyorsun. Bak ya. demek tarihe düşmüş. O zaman iyi düşünmüşüm. Bir fırladım sahaya gittim. Sağın ortasında durdum. Bakıyorum böyle. Devasa bir stat. Yem yeşil. iki tribünlere bakıyorum. <laughs> Allah yarın diyorum burası kalabalık olacak. Bir Coşkun abi o zaman. Coşkun Özer'e hoca. Coşkun abi geldi takımla birlikte. Orta sahada benim yanıma. Orada bana Herkesin önünde bir fırça attı. Sen dedi manyak mısın Allah senin belanı versin. Otobüsten atlanır mı? Ayağımda vidalar var ya kramponlu çakır takır koş. Ya dedi düşsen betona ya bir ayağın kırılsa Türkiye'de dedi oyna ne anlatacağız oğlum biz? Otobüsten adam atlar mı? Herkes ki bu nasıl antrenör? Otobüsten adamlar atlıyor. Giden otobüsten. <laughs> Sen abi. dedi manyak mısın deli misin? Senin Allah belanı versin. Bağırdı çağırdı falan. Ona dedim o zaman. Dedim Coşkun abi. Vallahi dedim aya ilk ayak basan işte. oğlum. ilk orada söyledi. Aya ilk ayak basan adam dedim Leyla Armstrong. Buraya da ilk ayak basan Türk olmak istedim. 13 atladım dedim. Allah seni kahretsin dedi. Güldük güldük öyle geçtik. Keşke ayağım kırılsaydı. Orada da oynamasaydım. 5-0 <laughs> Aslında güzel anılar. yani ya güzel. Bir ya de yani Şimdi bazen. diyorlar ki ben bunu bazen böyle anlatıyorum başka yerlerde de. Ya işte beş yemiş bunu övün övün anlatıyor. E ne yapayım abi yani? Al, ne yapayım? Ağlayayım mı yani? Yedik ne yapayım yani? Yedik. Peki abi doğru mu ya İsviçre maçında e, çok iyi bilmediği için küfür etmişiz rakibi ama yanlışa kendine etmişin. Sus, onu söyleme ayıp <laughs> Onu söyleme evet. Doğru mu bu? Doğru ama söyleme. Hayır hani ne dedin kendi abi, kendine? Abi söyleme ya burada söyle söylenmez. <laughs> Onu Beyazıt Öztürk kendi can yayında söyledi ya. Be, kaç sene önce. Sana birisi mi peki böyle söylemen lazım dedi? Yok ben çat pat işte gidiyoruz ya. Heh. İngilizce, o zaman da böyle İngilizceye merak sarıyor ya futbolcular. Hakeme böyle bak dikkat et bizim futbolcu bazen İngilizceyi bilmez. Mesela çocuk Çorum'dan gelmiştir. Mesela değil mi? at İstanbul'da Fenerbahçe'de oynar. Sonra da mil takımı yurt dışına gider hemen başlar. Referee, referee hey come on falan filan. Falan yapma oğlum yapma işte İngilizceyi bilmiyorsun. Sen Çorum, De, Valisin. Değil mi? Sen, sen Valisin dalgana bak. Ben sen de apo hani kara gibi Ne Senin İngilizcen yok ama filmlerden falan diyorum ya işte o küfür var yani filmlerde f ile başla. Eyvah. <laughs> falan yani, yu'la bitiyor ya. F ile başlıyor, yuğla bitiyor. Onu duyuyorum İngilizlerde. Ben tabii İngilizce bilmiyorum çünkü yu'yu ile karıştırmışım. Anladın mı? <laughs> ee, ya evet. Yani mi demişim. Halbuki yu demem lazım. Adama mi diyorum. Bir de adamın yakasından yapışmış sallıyorum. Milli <laughs> <Yani, me> takım <laughs> Israrla ısrar. Israrcı. adam orada yani Sadis. şortu çıkarsa. Sadist. yani. Şimdi anladın mı İngilizce yani orada hani patlatıyorum hesabı. Kavga çıktı 18 içinde. <laughs> Stoperler bizimkilere vuruyor. Geldim ne diyorsun oğlum sen dedim hani gel bakayım bana gel sen. Hani, aldım onu böyle. Fak, fak, anım iyi diyorum ama sonunda. Halbuki yu demem lazım. Adamı gülmeye başladı. Abi ama. adam gülüyor böyle yapıyor bana. Böyle yapıyor deli <laughs> demekmiş o. Orada Erdal, Erdal Keser vardı Galatasaraylı. Erdal Keser. Çok iyi sola çıktı. E, yani. o geldi. Milli takımda oynuyor. O da bizim santraforumuz. Erdal geldi. Almanca al 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 İngilizcesi var. He, e, o, tabii. Zaten kendi Almancı. Bizi ayırdı. O ara ben Erdal'ı da etiyorum. Bırak karışma sen diyorum. Herif aynı lafı söylüyorum. Adam da Erdal'a beni gösteriyor. Manyak mı bu diyor. Ne diyor diyor. Dedim Erdal. Ne, neye dedim bu bana böyle deli mi diyor falan dedim. Ya dedi Allah belanı versin dedi. Adama dedi bilmem ne beni diyorsun dedi dedi. Ulan yok. Sonra adamı bir daha yakaladım. No dedim. Së në një bëndë bëndë. <gülüyor> <gülüyor> Adama böyle anlatıyorum <laughs> 18 içinde. Kendim de gülüyorum ama komikti ya. Sonra sonra tabii soyunma odasına falan çok da hemen şey geçtiler, haytap geçtiler. Hem de ben sonra kendi kendime de güldüm lan bu haydi Cehalet böyle bir şey işte. Özeniyorsun ya orada. Mesela İspanyol bir hakeme denk geliyoruz. Hey arbitro falan diyorum ben. Arbitro hakemmiş. Oradan duydum ya. Hani televizyonda millet desin ulan ne kültürlü. Bak arbitro diyor. Abi çok kısa böyle. soru cevaplar. Futbolcu olmasaydı ne olurdu? Tamam ben aldım cevabını. Kabadayı da herhalde. Yani semtte benim gidişim kara gümrük bakıyorum falan Allah korusun şey olabilirdim yani. Bilmiyorum yani. Kabadayı. Ya öyle de denmez ya. Öyle kabadayılık meslek mi ya? Futbolcu olmasaydım bir şey olmazdım. Ya yani benden bir şey olmazdı. Peki. Hani futbolcu olmasaydım doktor olur. Pilot olur. olamaz. Pilot mu? Araba kullanamıyorum. Uçak mı kullanıyorum? <gülüyor> Peki. <gülüyor> ya benden bir şey olmazdı. Ben Futbolcun hani futbol kariyerinde çalıştın yani. en iyi teknik adam. Veselinovic. Fenerbahçe tamam. forması unutamadığın e, maç en unutamadığın. Bordo maçı. Fransa'nın o zaman Avrupa'nın en büyük takımıydı Fransızların Bordo takımı. Tiganalar, Miganalar oynuyordu. Fransa'nın Avrupa şampiyonu Yok, olduğu dönem tabii. biliyorsun. Onları orada bütün Avrupa şaşırmıştı. Buradaki 0-0 maça geldik Geldin buradaki 0 Geldim sıfır. evet. 3-2'lik orada galibiyet. Burada 0-0 beraber Şampiyonlar Ligi'nde onları elemiştik. O zaten tarihe geçti. O maçı hiç unutamam. Özellikle Fransa'daki 3-2 yendimiz var Rahmetli Selçuk Yılmaz da çok iyi oynamıştı o maçta. Gol atmıştı. Evet, İlyas İyi evet. Tüfekçi o. maçta da yine çok iyi evet. oynamıştı. Bir de rahmetli Hüseyin Çakır. Hüseyin Çakır. Görüyorsun yani. bütün takım arkadaşları söylerken rahmetli diyorum. Ay Allah korusun. İlyas Tüfekçi e, hayatta. Hayatta biliyorum. Yani. bir Hüseyin'le Selçuk. Selçuk. Evet. İlyas da büyük bir Onlar bu... da Türk Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetleri olmuş. Evet. Milli takım forması unutamadığım maç. Serhat galiba ya 11 ya 12 kere amirli oldum. Hani milli takımda çok unutamadığım bir maç yok. Ama şey maçın işte bu anlattığım maçı 5-0'lık maçı unutamıyorum ama maçla ilgili değil o. Ambiyansla ilgili mesela hiç görmediğim şeyler gördüm orada. Mesela bir soyunma odası gördüm. Soyunma odasına girince zaten otomatikman 2-0 mağrursun. Bir soyunma odası var buranın 5 katı. İçeride jacuzzi var. Jacuzzi var, havuz var, normal duşlar var. Biz İnönü'de o zaman Kadıköy'de İnönü'de sular akmıyor. Yıkanmadan <laughs> maç bitiyor yıkanmadan giyinip gidiyoruz. Yalan ya, mı? Aksa da bu. bazen buz gibi akıyor yıkanamıyoruz. Aynen. Çamurlu çamurlu gidiyor. O sıcak su hiç olmadı orada zaten. Orada bir gördüm abi orada... Bu. Yıkandım önce sonra havuza daldım. Havuzdan çıktım jacuzziye girdim. Maçta 5-0 ama ne abim aklıma geldi. Bir çıktık baba havuzdan jacuzziden bir çıkıyorum 5-0 mağlubum havlularımı, havlu da yok bornoz. bornoz. Kendini bir anda şey gibi görüyorsun. Don Karlaone gibi görüyorsun. Bornozumu giydim odanın bir köşesinde mutfak var. Frak böyle uzun smoking gibi fırak diyorlar ya böyle giymiş. Patlonlu bir tane eldivenli 60 yaşında bir adam var garson. Çay Nescafe yapıyor. Please diyor, tea diyor. Ben dedim baba kafaya bir tane kahve çek oradan bakayım bana. Oh, Oo. düşümü da almışım. Diyor bakayım. ki üzüldün mü? Ya ne yapayım yani? Üzül, nasıl üzüleyim yani? Tamam beş yedik. Kahve mi içmeyeyim? Yıkanmayayım mı? Çamurlu mu döneyim? Wembley'den neyle döneyim? üzü var Bu Uyumuşum daldım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra diyor bunlar böyleymiş. Ya kardeşim şartlar öyleydi anlamıyor musunuz ya? Şimdiki gibi olsa yerin dibine girelim. Şimdi neye eksik bizim futbolcuların Avrupalı futbolcularda? Bizim zamanımızda... İngilizler bizi yendi. Çok iyi oyuncular mı? Ondan mı yendiler? Yok. Ama çok kuvvetlilerdi. Biz çok zayıf oyunculardı. İdmanda şey diye bir şey yoktu. Ne şimdi yapıyorlar ya. Aa fitness ağır. Ya fitness. Bana birisi o zaman fitness dese ben senin ulan derim fitness. Ne? <laughs> fitness ne? fitness kelimesi yok. Fitness salonları yok Türkiye'de. Şimdi oyuncular fitness salonundan çıkıp bir normal idmana geçiyor. Hepsinde bak geçen gün Ferdi'yi gördüm. Baklavalar dolu. Ben de hep böyle baba küçük bir şeker böyle küçük bir gömlek var <laughs> göbek vardır. Bütün futbolcular öyleydi. Böyle oyuncu göremezsin. Adam İngiliz bize bir vuruyor uçuyorum ben. Adam beni dövüyor kardeşim. Yenmiyor oyun olarak. Yani güçsüzüm ben. Şimdikiler güçsüz mü? Değil. Ama hala 5-6 yiyorlar. Geçen sene Hollanda'dan Altı tane yedik değil Aynen. mi? Teknoloji her yerde var ee, şu anda. Ama futbolcuyla bizim aramızda fark kalmadı ki artık oyuncularla. Kaldı mı? Ama skor olarak hala var. E, işte. Her imkan var şu anda. Tamam. Bizim zamanımız, millet bizi şimdiki zamanla kıyaslıyor. Ulan öyle miydi? Öyle değildi kardeşim. Ben herifle kafaya çıkıyorum. Adamla çarpışıyorum. Sanki kankerle çarpmış gibi <laughs> iç organlarım yer değiştiriyor. Duyna bir çarpmıştık. Ulan diyorum kalbimi, kalbim bu tarafa geldi. Gibi. Böyle <laughs> organlar öldürüyordu beni. Sarstı. Bir kafa gol attı üstümden. Eve döndüm. Dört gün kiram vardı. O kafa şiddetiyle sırtımın üstünden çıkmış vurmuş. Adam pazuları vardı adamın. Benim pazum falan yoktu baksana ya. Ben böyle top oynuyordum işte bu ellerle. Evet incecik de ee, i̇nsanlar çok şey acımasız. Onlar ee, onlar öyle yemiş. Dokuz yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sence çok kısa bir formülü verebilir misin? Ne yapması lazım? İyi, şampiyon olacak oyun oyuncular alacaksın. Benim ben çünkü o kadar kafam basıyor benim. Ne yapması lazım? Federasyonu ele geçirmesi lazım. Anladın mı? MHK'yi bağlaması lazım. Ha, hep o konuştu da ee. mesela bir gizli şey ee. el böyle Fenerbahçe şampiyon yapmıyor. Böyle bir güç var mı sadece Türkiye'de? Böyle bir güç olduğunu düşünmüyorum ben özellikle ama şunu düşünüyorum. Bir takımın bu kurullarda lobileri bir faaliyetleri olur. Fenerbahçe buralarda zayıf. Ben bunu söylüyorum. Son dönem çok yaygara koparıyor rakipleri. Mesela özellikle Galatasaray falan ama bu yaygaraların sebepleri başka bir şey. Yani hiç kimse bana bu yapıların içinde Fenerbahçe ağırlıklı falan kimse diyemez yani. Saçmalık yani şöyle saçmalık. Bir yapı var. Bu yapı var ya bu yapı. İstediğini şampiyon yapıyor. İstediğini de şampiyonluğun elinden alıyor mu kardeşim? Eğer bu bu yapı Fenerbahçe ağırlıklıysa değil mi? Evet. E, e, değil mi her sene bu sene Feneri şampiyon yapacaklar. Slogan olur. Fenerasyon, bilmem ne sezonu, şeytan sezonu, Nihat Özdemir sezonu. Ah Fener yine şampiyon. İşte böyle bir yapı var ama 9 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Niye olamıyor? Onlar bile yapamıyor. Mesela öyle bir yapı olsun. İşte iddia ediyorum. Yap beni TFF Başkanı Abdulkerim Durmaz'ı. 9 yıl Fenerbahçe şampiyon olamıyor mu? 9 yıl Fenerbahçe şampiyonluk kralı alamaz. Ama 9 yıl TFF Başkanı ben olacağım. Bu kadar evet. iddia alayım. Benim mesela var odasına oturttur. Fenerbahçe hiçbir maç kaybetmez. <laughs> 33 maçta var odasında ben oturayım. Fenerbahçe 33'te 33 yapar. Hadi iddia ediyorum. Bütün bu imkanlar var Fenerbahçe'de. Her yıl Fener sezonudur. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklardır. Ama ne hikmetse 9 senedir Fener bir tek Fenerbahçe şampiyon oldu. Hep ağlayanlar oluyor. Bir o oluyor, ötmüyor, öbürü oluyor. Her sene öbürü oluyor. Sana tekrar değişiyorlar. Ama ne hikmetse yapı da hep Fenerbahçe'yle he. Her şey. Vay 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 vay. Bu kadar yani insanlar bu kadar zekalarını yitirmişler. Çok enteresan. Türkiye'de en çok konuşan adam Erdem Timur. Başarılı evet. buluyor musun? Bu transferleri o yaptıysa başarılı buluyoruz <laughs> tabii ki yani. Ee, bir, bu... o bir, bir yönetici ne yapar ki yani? Bu ligi bitirmesi, para bulur bu, bu ligi bitirmesi söylemiyle ilgili yorumu. Evet, adam şimdi söyledi. Şimdi adam kendisi dedi ki <laughs> söylemez olaydım. Sinir anında çıktı. Kendimden utanıyorum. Hatta eşim benden evet. utandı. Daha şimdi bunu söylemiş adama çok ayıptı. Söylemeseydi falan denmez yani. Adam zaten söylemiş. Söylediğinin yanlış olduğunu, utandığını kendisi söyledi adam ya. Yani. Tek soru, tek cevap. Az Yıldırım. Büyük Başkan. Ali Koç. Büyük Fenerbahçeli. Arda Güler. 10 numara. Arda Turan. On numara diyebilir miyim ona da? Tabii ki. On numara. İnsanlar şimdi şöyle demesin yalnız. Yani futbolculuğunu konuşuyoruz. Öbür işlerine girmiyor. Barcelona, Atletico Madrid. Kim oynayabilir? Kralı oynayamaz. Erman Toroğlu. Hiç onunla ilgili ben müsbet, menfi hiçbir şey şey yapmadım, düşünmedim. Oynat hocam diyelim. Evet, evet. Yani İdmi... ben mesela Erman Toroğlu'yu sevmeyenler var. Mesela nefret ediyorlar. Niye sevmiyorlar bilmiyorum. Bir de sevenler var. Niye seviyorlar onu da bilmiyorum. Yani. <laughs> Sevim, yani öyle sevimli bir adam <laughs> evet. değil. Ama öyle çok sevimsiz de bir adam değil. Kendi halinde. Geliyor her değil mi? kaç senedir değil mi? Mesela küpe falan takıyor. Sen de düşünür müydün küpe takmayı? Ben? Allah korusun. Ya yani Allah korusun derken şimdi gençler yanlış anlar. Benim tarzım değil küpe müpe. Çünkü ben küçüklüğümden bilirim. Benim annem küpe takardı. Mesela annemin böyle çeşitli küpeleri vardı. Evet her düğüne ya da bir yere gidişimizde onları çıkardı kadıncağız rahmetli. Küpelerini takardı böyle anladın mı? Şimdi ben onunla yetiştim öyle büyüdüm. Ben küpe takmam. Ben onu kadın aksesuarı annemde gördüm yani. Örneğin ben takmam. Ha tamam. şimdi gençler takıyor, tercih ediyor. Niye takıyorsun da kimseye edemedi. Tamam. Ahmet Çakar. Adam. Enteresan. <laughs> Sen de çok fena. <laughs> <bera> <laughs> Rasim Ozan. Seni seni bir psikolojik bir şey yapıyor. Rasim He? Ozan. Sempatik. Sevimli. Fenerbahçe. Her şeyim. Galatasaray. Çok büyük bir rakip. Rakip. Yani çok büyük rakip. Rakip deyince aklıma o geliyor. Galatasaray. Büyük rakip. Jesus. İyi teknik direktör. Tayyip Erdoğan. Siyasetçi. Yani Tayyip deyince aklıma Tayyip Erdoğan deyince siyasetçi. siyasetçi. Tamam, güzel. Fatih Terim. <laughs> i̇mparator. Parayı öde hocam. Yok <laughs> 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 Yo, parayı versin diye söylemedim. Yok, yani gerçekten. milyonlarca insan, milyonlarca Galatasaraylı imparator diyorsa imparatordur kardeş. Ama yani bir ülkeyi yönetmiyor sonuçta. Ama imparator işte. Evet. E, artık program sonuna geldik. Çok uzun süre bizlerle birlikte oldunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Özellikle sevgili abimin önünde <laughs> saygı veriyorum. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bugüne kadar gerçekten yaptığım en keyifli, en güzel programdı. Sizlerle de tabii bu keyifli oldu. Seni üzmemişizdir. Yok. yok. Sürçülisan ettiysek tekrar özür yani dileriz. Ya ben üzülsem bu kadar uzun sürmez kaçardım. Hemen bir fırsat, bir şey yaratır kaçardım. Çok teşekkürler. Çok zevkli Ağazını oldu. Ama tekrar söylüyorum. Ederim. Bu kardeşlerimiz olmasa, boş bir sütütlü olsaydı bu kadar konuşmazdık. Evet. Ben konuşmazdım bu kadar. Yani. Osman Gökçe'ye, sevgili Ertem Şener'e de, benim çok yakın arkadaşım Ertem'e de çok teşekkür ediyorum izin verdiği için. Te görüşmek üzere herkese. Sağlıklı, güzel, huzurlu günler diliyoruz. Teşekkürler.